Kurban Bayramı'na günler kaldı. Artan yem fiyatları, ülkedeki hayvancılık teşviklerinin yetersizliği besicileri zor durumda bırakıyor. Tabii bu durum önce besicilere sonra yurttaşa yansıyor. Diyarbakır'daki hayvan pazarına gideceğiz şimdi. Satıcılar, besiciler ve yurttaşlar ne diyorlar? Kendilerinden dinleyeceğiz. Şirin Bayık ve Mizgin Tavun'un haberi. Bu seneyle geçen sene arasında hemen hemen %100 fark var. Neyse geçen sene bir küçük big baş 10 milyardı, 15 milyardı. Bu sene 30 milyar. Geçen sene bu seneye göre gene iyiydi. Bu sene çok pahalı. Pazarlık daha çok uzuyor. Hem de çok uzuyor. Vallahi alım gücü yok. Burası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı canlı hayvan borsası. Kurban Bayramı'na günler kala hareketlilik beklenen pazarda durgunluk hakim. Şu anda daha gelen kurbanlık alan yok. Durgun, çok kötü, berbat. Hayvanlar çok pahalı. Bir şey alıp satamıyoruz. Böyle yani durgun, hepsi durgun. Kurbanlık fiyatlarının artışı karşısında hem satıcılar hem de yurttaş mutsuz. Geçen seneye oranla fiyatlarda ciddi artış görülüyor. Küçük baş hayvanlar geçen sene 2000 liradan başlarken bu sene 4000 liradan başlıyor. Büyük baş hayvanlarda ise durum daha vahim. Geçen sene 14.000'den başlayan büyük baş fiyatları bu sene 20.000'den başlayıp 60.000, 70.000 hatta 80.000 liraya çıkıyor. Geçen senenin 2 milyar olduğu buzağı bu sene 15-20 milyar olmuş. Nasıl adam davransın, nasıl alışveriş yapsın? Büyük baş biraz pahalıdır. Hemen hemen 25-30 milyardan başlıyor. Bu sene gitmiş, hiçbir şey kalmamış. Zaten et hayal olmuş. Artık yoğurt, peynir, süt gibi ürünleri de artık evine götüremiyor. Görüyorsun, milletin hali görüyorsun işte. Sebebi kimdir Halo, sebebi? Bu artışların sebebi nedir? Sebebi ben biliyorum kimdir. Sebebi siz bilirsin kimdir. Sebebi herkes bilir kimdir. Bu sebebi bilmişsin kimdir. Baştaki adam kimse, sebebi odur. Satıcılar için hal böyleyken besicilerde de durum farklı değil. Artan maliyetler karşısında elleri kolları bağlanan besiciler mesleği bırakmak istiyor. Şu an yem pahalı olmuş. Şu an ben şansen yani ahırımdaki bütün hayvanlarımı satmaya çalışıyorum ki bir torba yem olmuş 500 olmuş. Besicilik bitiyor mu? Vallahi besicilik şu an eğer böyle giderse şu an bitiyor yani. Gerçekten bitiyor. Birkaç sene sonra gerçekten yani hayvancılık diye bir şey kalmayacak. Herkes kendi başına çaresine bakacak. Ayrıca kent genelinde borçlanan besiciler devletten yeterli kredi alamadıklarını belirtirken tek çözüm olarak tefecileri görüyor. Çok borçlandığınız zaman nereye gidiyorsunuz? Çok borçlandığım zaman nereye gideceğimiz tek yer tefecilerin eline düşüyor, tuzağına düşüyor. Başka bir çaresi yok. Devlet bizden ipotek istiyor. Benim gibi bir çiftçi besicilik. Benim ipotekim olsa, şeyim olsa peki ben niye şeye giderim, tefecilerin yanına gideyim? Zamanında ödemediğim zamanlarda zam üzerine zam mesela. Üzerine farklı zamlar attık. Mecburen ne yapacağız yani? Kurbanlık almak isteyen yurttaşlar da fiyatların pahalılığından şikayetçi. Kurban bayramlarında alışık olduğumuz pazarlıklar daha da uzuyor. Bu sene fiyatlar yüksek. Biz durumumuza göre, gücümüze göre aldık yani. Her sene de alıyorum. Bu sene fiyatlar nasıl size göre? Bu sene çok, her şeyi pahalıdır. Çok pahalı. Mesela geçen sene kaça aldınız? Geçen sene bu 14 milyar, 15 milyardır. Şimdi 33 oldu.